Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Erdal Demir, biyoloji öğretmeni. Bu yılki telafi programımız 11. sınıfın 2. dönemde işlenilmemiş olan konularımızı işleyeceğiz. Konumuz bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemine bağışıklık sistemi arkadaşlar, vücut bazı mikroorganizmalar için bir yaşam alanıdır. Vücut doku ve organlara zarar verebilecek organizmalara, toksinlere karşı direnç gösteriyor. Bağışıklığın ilk aşaması doğuştan sahip olunan bazı özelliklerle özgür olmayan bir biçimde hızlıca olur. İkinci aşamada ise bağışıklık sistemi zararlı olabilecek maddelere karşı uzun vadede özgür biçimde gerçekleşir. Arkadaşlar şimdi vücudumuza su yoluyla, hava yoluyla, besinler yoluyla vücudumuza mikroorganizmalar giriyor. Kimdir bu mikroorganizmalar? Virüsler, bakteriler, patojenler diyebiliriz. Ve bunlar vücudumuza girdiği zaman vücudumuzun savunma sistemi yani bağışıklık sistemi tepki gösteriyor. İşte bağışıklık sistemini oluşturan yapılarımız, doku ve yapı ve organlarımız birlikte bağışıklık sistemini oluşturuyor. Şimdi insanın doğuştan sahip olabildiği bağışıklık sistemi vardır. İşte mesela biz bunları birinci savunma hattı, ikinci savunma hattı ve üçüncü savunma hattı olmak üzere üçe ayırıyoruz. Birinci ve ikinci savunma hattında bulunan bağışıklığımız doğal bağışıklık sistemidir. Birinci aşamada bağışıklık sistemi antijenin zararlı etkilerinden vücudu korumaya çalışır. Savunma mekanizması kesinlikle antijene özgü değildir. Yani doğuştan sahip olunan özellikler etkilidir. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Birinci savunma hattında fiziksel engeller diyoruz. Bu fiziksel engeller veya da bariyerler nerede bulunabiliyor? Göz, yani gözyaşı, tükürük bezi, mukus ve mide içerisinde bulunan asitik bir ortam. Bunlar ilk başta vücudumuza girmeye çalışan mikroorganizmaları engel oluyor. İkinci savunma hattında fagositik hücreler, doğal katil hücreler, interferonlar, bunlar ise gene aynı şekilde özgür olmayan savunma mekanizmalarıdır. Bunları daha sonra tek tek açıklayacağız. Kazanılmış bağışıklık ne demek arkadaşlar? Diyelim ki doğal bağışıklık sistemi vücuda giren birçok hastalık etkenini engellese de bazı durumlarda zararlı mikroorganizmaların etkisini tamamen engelleyemez. Bu durumda vücutta ikinci aşama dediğimiz bağışıklık sistemi devreye girer. Vücudun zararlı mikroorganizmalara özgü savunma proteinleri ve savunma hücrelerini geliştirerek yapmış olduğu bağışıklığa kazanılmış bağışıklık diyoruz. Kazanılmış bağışıklıkta görev alan savunma hücrelerimiz lenfositlerdir. Bunlar kendi arasında ikiye ayrılıyor. B lenfositleri ve T lenfositleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. B lenfositleri arkadaşlar savunma proteinleri olan antikorları oluşturarak humoral yani sıvısal bağışıklık sağlar. Yani humoral denmesinin nedeni lenfte dolaşımı ve kanda dolaştığı için sıvısal bağışıklık diyoruz buna. T lenfositleri ise antijenlere özgü hücresel bağışıklık sağlar. Evet arkadaşlar, burada doğal bağışıklık birinci aşamada ve ikinci aşamada yer alıyor. Üçüncü aşama sonradan kazanılmış bağışıklık olmuş oluyor. Burada ikinci yöne de bir bakalım. Aşağıda verilen terimleri görsel üzerinde uygun yerlere yerleştirmelerine bir bakalım. Burada patojenler, hastalık yapan mikroorganizmalar bunlar. Bir doğal bağışıklık, iki kazanılmış bağışıklık.
şuradaki terimleri tabloya yerleştirmeye çalışalım. Örneğin vücut dışı savunmada kimdir? Bunlar tükürük bezleridir. A'yı buraya yazabiliriz. A, gözyaşı, bir de deri ve mukusu örnek verebiliriz. Şimdi bunlar ne yapıyordu? Vücudumuza giren mikroorganizmaların ilk karşılaştığı bariyer bu gözyaşı, tükürük ve mukusla karşılaşıyor. Bunlar mikroorganizmanın vücuda girişini engelliyor. Bunlar çünkü içerisinde lizozim enzimleri bulunuyor. Bu lizozim enzimleri virüsler, bakteriler, mantarları yok etmeye çalışıyor. Üremesini engelleyerek vücuda girmesini engel oluyor. Bir diğer ise vücut içi savunma dediğimiz, bu da savunmanın ikinci hattını oluşturuyor. Bunlar kimlerdir? Bunlar doğal katil hücreler. Daha önce bahsetmiştik. Doğal katil hücreler. F'yi yazabiliriz buraya. Bir de interferon, C, makrofajlar, G, bir de tamamlayıcı sistem yazabiliriz. Bu yan tarafta ise kazanmış bağışıklık, sonradan kazanılan bağışıklıktır. Bunları da T'lerdir bunlar. Daha önce bahsettik, lenfositlerdi. Bunlar da ikiye ayrılıyordu. Yani B lenfositleri ve T lenfositleri. O zaman E ve E yazmamız gerekir. Burayı unuttuk. H, iltihaplanma ve ateş ise vücut içi savunmaya yazacağız. Bir diğer arkadaşlar, aktif ve pasif bağışıklık nedir? Bunlara bir bakalım. Organizmanın hastalık yapan mikroplarla ya da onların toksinleriyle karşılaşması sonucunda aktif bağışıklık oluşuyor. Organizmanın hastalığa neden olan mikropla karşılaşması, hastalığı geçirmesi ya da aşılama ile mümkündür. Yani aktif bağışıklık ya bir hastalığı geçirmiş olmamız gerekir veyahut da laboratuvar ortamında aşı şeklinde olabiliyor. Aşı nedir? Aşı hastalık yapma gücü olmayan ancak antijen bulunduran ölü organizmaları, zayıflatılmış canlı organizmaları ya da onların zararlı maddelerini az miktarda bulunduran çözeltilerdir. Aşı arkadaşlar hastalanmadan önce belirli aralıklarla uygulanır. Kimisi 3 aylık, kimisi 6 aylık, kimisi 1 yıllık aşılar vardır. Ama daha sonra tekrar yenilenmesi gerekir. Yani ben bu yıl aşı oldum, gelecek sene olmayacağım anlamına gelmiyor. Her yıl aşı yaptırmak zorundayız salgın hastalıklara karşı. Peki aşı dedik. Aşının özellikleri ne olabilir? Aşının özellikleri burada yazalım. Aşı arkadaşlar hasta olmayan bireylere yapılır. Yani sağlam kişilere yapılır. Sağlam kişilere uygulanır diyelim. Aşının içinde antijen vardır. Evet, sağlam kişilere uygulanır. Antijen vardır. Koruyucudur arkadaşlar. Koruyucudur. Evet. Sağlam kişilere uygulanır. Antijen bulundurur. Koruyucudur. Uzun süreli bağışıklık sağlar. Uzun süre bağışıklık sağlar. Bir de arkadaşlar, bir diğer ise pasif bağışıklık. Pasif bağışıklık, serum hastalığından başka pasif bağışıklık diyoruz. Serum, bir hastalığa neden organizmaya karşı üretilen antikorları bulunduran sıvıdır. Hastalık etkeni biz nasıl deniyoruz? Hastalık etkeni at, keçi, maymun, hayvanlar üzerinde deneniyor. Yani enjekte ediliyor antijeni ve zararlı mikroorganizmanın etkeni olan etkenini hayvana enjekte ediliyor ve o hayvan o hastalığa karşı bir antikor oluşturuyor. Daha sonra o hayvandan kan alınıyor, santrifüj ediliyor ve antikorları elde etmiş oluyor. Daha sonra hasta olan insanlara bunu tedavi amaçlı veriliyor.
hastalık anında uygulanan arkadaşlar kısa süreli bağışıklık sağlar. Bunun özellikleri nedir? Sebebin özellikleri bir tedavi edicidir. İçinde antikor vardır. Hatta evet, tedavi edicidir. Yazarım. Sebebin özellikleri serumun özellikleri tedavi edicidir. Hasta bireye uygulanır. Hasta bireye uygulanır. İçinde antikor var. Antikor vardır. Pasif bağışıklık sağlar ve etkisi kısa sürer. Yani hasta iyileştikten sonra bitiyor. Şimdi bir tablomuz var. Bunun üzerinde de bunu değerlendirelim. Aşı ve serumun özellikleri bağışıklık süresi uzundur. Kimdir bu? Bağışıklık süresi uzun olan aşıdır. Hemen buraya çarpıp koyuyoruz. Kalemi unutuyoruz. Aşı hastalık sırasında verilir. Hastalık sırasında serum koruyucudur. Aşı laboratuvarlarda hazırlanır arkadaşlar. Aşı ve serum her ikisi de laboratuvar ortamında hazırlanır. Zayıflattırmış mikrop ya da toksinli vücuda verilir. Zayıflattırmış yani antijen, bu da aşıya ait olan bir özelliktir. Antijen içeri, bu da aşının özellikleri. Hayvana zararlı mikroorganizma verilerek hazırlanır. Evet, hayvana zararlı mikroorganizma verilerek hazırlanır bu serum. Hastalıktan önce verilir aşı. Tedavi edicidir. Bu serumun özellikleridir. Antikor içerir. Bu da serumun özellikleri. Hazır antikor vücuda verilir. Bu da serumun özellikleridir. Pasif bağışıklık sağlar. Serumun özellikleridir. Bağışıklık süresi kısadır. Bu da serumun özelliklerindendir. Evet arkadaşlar, burası böyle. Yani aşıyı iyi bileceğiz. Genellikle TYT sorularında aşı ve serumla ilgili karşılaştırmalı sorular gelebiliyor. Bunun özelliklerini bileceğiz. Yani pasif bağışıklık, aktif bağışıklık hem genel özelliklerini bileceğiz. Bir de içinde neler var, neler yok karşılaştırmalı sorularda gelebiliyor. Bir daha